egemenlik gerçekten kurumsal yapısıyla, önlemleriyle milletin elindeyse, o kullanabiliyorsa, o rejimler demokratik rejimlerdir. Tamam, egemenlik yine milletin elinde olacak. Seçimle... Olmayacak. Ay, Niye olmayacak? Seçimle seçecek mi? Millet... İşte onu anlatacağım. Egemenliğin milletin elinde olmasının iki koşulu vardır. Birinci koşulu seçim. Hiç bunda tereddüt yok. Vazgeçilmez koşul. Tamam, Var getirilen Var, önemli. Evet. Seçimler seçim var. var. İki yani serbest ve eşit seçim birinci koşul. İkincisi egemenliğin millette olmasının ikinci şartı 21. yüzyılda, 20. yüzyıldan itibaren hatta anayasal kurumsal güvencelerle egemenliğin kullanım biçiminin seçimle de olsa bir kişinin kontrole terk edilmemesi. Yani egemenliğin seçimle verilmesi bir önemli yoldur. Egemenliğin seçimle alınabilmesi bunun içerisinde önemli bir yoldur ama egemenlik kullanıldığı seçim her gün yapılmaz. Ne zaman olur? Dört yılda bir olur, 5 yılda bir olur, neyse süresi. O sürede yani bu süre içerisinde zaman... egemenliği kullanırken eğer egemenlik seçimle verilse dahi egemenliği verdiğiniz kişi tek başına hiçbir sınıra tabi olmadan bunu kullanıyorsa milletin elinde demek değildir. Peki. Siz o zaman buna itiraz ediyorsunuz. Evet. Evet. Diyorsunuz ki bu bir kişiye veriyor yetkiyi. Bir kişiye sınırsız bir şekilde veriyor. Yani egemenlik oysa modern demokrasilerde kural şudur. Bu böyle bizim icat ettiğimiz bir şey değil. Böyle şekillenmiş modern demokrasilerde kural şudur. Seçimle de olsa birkaç kuruluşa egemenliği dağıtırsın. Hatta sadece seçimle değil anayasal kurumlarla bir kısmını başka şekilde dağıtırsın. Millet nihai egemenliğin sahibidir. Onu seçimle birilerine devreder ama devrettiği hiçbir güç tek başına egemenliği kendi elinde toplayamaz. Birbirini denetler. Bülent Bey izin verir misiniz? Şimdi diyorsunuz ki getirilecek olan sistem evet seçim var ama evet. 4 yıllığına 5 yıllığına tek bir kişiye bütün egemenliği yıllığına. devrediyor. Evet. Bu kabul edilemez evet. bu antidemokratiktir diyorsunuz. Evet. Evet. Bu yüzden rejim evet. değişikliği diyorsunuz. Evet. Yani demokratik rejim tasfiye olacak. Tek adam otoriter rejimi. rejim, tek adam rejimi, diktatörlük gelecek. Mesele budur.